Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülhan'ın çiftliği YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun biz de iyiyiz. Günaydınlar diliyorum videoyu izleyen herkese. Saatler 6.30'u gösteriyor. Koy verdik bu yanlara doğru. Normalde koy verdiğimiz saatte buralar hep kolik oluyor. Ama dün gece hava kapalıydı. Şöyle hala da kapalı bir taraf. O yüzden kise düşmemiş. O yüzden bu tarafa koy verdik. Yoksa normalde erkenden güneş vuran yerlere yukarı koy veriyor. Yaylanın yamacı bunlara yukarı. Da vardı azaladık şöyle çuktu buraya. Evet bu koyunumuz ağrımış. Gerekli inleyi ilacı yaptık. İmikalple la kullanıyor ağrıyanlara. Evet köpeklerimizden Şero, Sultan, Şerkan, Sultan, Şerkan, Paşa. 4 tane köpeğimiz var. Normalde Paşa da bağlıydı. Koyu da kızan olduğu için 2 gündür dişi köpekleri koy veriyor sadece. Evet. Paşa normalde kızana giden bir köpek değil. Ama arada bir gece koya iniyor. Davarı bırakıp gitme hali kesinlikle yok. Ama gece davar dağda yatarken, yani davarı bırakıp gitme ahlinden vazgeçti. İnşallah bu gece koyu gezmeye gitme ahlinden de vazgeçecek. Evet Paşa normalde kızana giden bir köpek değil. Ama bu gece koya dolaşmaya inmesi sonucu kızan köpeklerle karşılaştı. Görmedik ama görenler var. Görenlerin söylediğine göre Paşa normalde biliyorsunuz meydancı bir köpek. Boğuşkan. Yani alanını savunan bir köpek. O yüzden diğer çoban köpekleri 4 tanesi birden binmiş. Görenler var. Yani fırsatını bulmuş. Sinirlerini çarpmışlar diyeyim. 4 köpek Paşa'yı boğmuşlar. Yine şükür fazla bir şey yok. Böyle şu ön tarafın şurasında 4 köpek boğmuş sonuçta. Bir tek şurada bir diş izi var. Fıs fıs sarken ısırdığı için dağıldı böyle biraz. Bir ön bacağının şura var. Ama bu arka bacağını komple gevmişler. Böyle diğerine de bakarsanız ince olduğu belli oluyor. Şöyle. Bacağını gevmişler resmen. Allah'tan takımları sağlam. Yani takımlarını tutmamışlar. Ha burada da var gördüğünüz gibi. Diş geçirememiş ama acıtmış. Gevmiştir böyle. Acısını siz düşünün. Bu olay dün değil evvelsi gün oldu. Ama bu erkek kafadan sıyırma ahlaya vardır bunun. Bel tasması kullanıyoruz. Diğer videolarda görmüştürsünüz. Tasmanın izi de belli hatta şöyle. O tasmayı sıyırıp geldi davarın yanına şimdi. Yani en fazla 2 gün yattı. 3. gün dayanamadı. Davarına kaydı. Helal olsun. Benim aslan oğluma. Sıkıntı yok. Aynı şekilde kuyruğu dik. Ama bacağı biraz yani tam normal basamıyor. Acıyor demek ki. Paşa. Böyle. Buralarında falan hep kan vardı. Şöyle sırtında falan. Ben kurt murt düşer diye komple boyadım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü köpeğedir. Kurt düştüğü zaman çok sıkıntı. Yani bir yere girer çıkmaz orada da ölür. O yüzden
dikkat etmeye çalışıyoruz. Kapandı bacağındaki yaralar. Bir şurasındaki duruyor. Gördüğünüz gibi. Kafasındaki de kapandı. Hele bir iyileş. Hele bir iyileş. Hemen paşa. Hele bir iyileşsin. Son sürat devam. Ama bunu boğan köpekleri paşa tekrar düşürdüğü zaman biliyorum. Huyunu biliyorum köpeğin. Yani sinirini alır. İntikamını almasa da sinirini alır. Hele ki yanında bir it varsa, zaten paşa tek de olsa, çift de olsa hiç iki bir bilmiyor. Ama tabii yabancının köpekleri değil. Yine de fesat düşünmemek gerekiyor. Yine sahip çıkacağız. Sultan kızımız da ahiyle geliyor. Sultan kızımızı yeni aldık. Sultan! İyi daylık. Bu kızımız. Şerkan'ın öz kızı. Biz Şerkan'ı aldığımızda bunlar daha 2 aylık enüktü. 1-2 aylık. O zaman sahibi vermedi. Ben besleyeceğim diye. Alemişti yine yanına. Bir tane daha alemişti. Bir erkek bir dişi alemişti. Sultan dişi. Daha önce de veriyordu. Vermekten vazgeçti. 2 kere hem de. Üçüncü de aldık şükür. Davara sahip çıkması çok müthiş. Daha 7 aylık kendisi. Çok da güzel bir gelişimi var. Ya 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 ya. Gelir şimdi. İnşallah güzel bir köpek olacak. Burada. Davara. Annesi de burada. Şerkan. 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 Sultan simit kuyruk. Babası simit kuyruk. Zaten anneye de benziyor tip olarak. Rengini de babadan almış. Yani biz annesinin huyunu biliyoruz. İnşallah huyunu annesinden alır. Sultan boyuna verdiği için ince biraz zayıf ve kemikli olduğu için İnşallah çok güzel gelişecek diye umut ediyoruz. Şerkan gel. Dişi köpeklerimizi kısırlaştırdık. Bildiğiniz gibi. Ama Sultan'ı şimdiki aldık. Kısırlaştırmayacağız. Ki çünkü annesinin ahlakını biliyor yine dedim. Yani annesi gibi iyi çıkarsa enik alacağız. Zaten 2-3 aya kızana gelir. Yaman'dan veya Paşa'dan. Öncelik Paşa tabi. Ama Paşa kızangancıyı sevmiyor resmen arkadaşlar. Yani Poyraz kızımız vardı mesela geçen sene. Yanına bağladık o kadar. Gancık yeter ki bir kere hır desin. Daha gancıya bakmıyordu. Öyle de bir köpek. Hem Sultan. Neyse davarımız da şöyle sarıyor. Önü sardı. Altı sıra varak. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizi sevindirmiş olursunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Şşş.
Paşa. Şero. Aslanlar yatıyor, aslanlar maşallah. Evet, böyle azarladık. Çok güzel yaylımlar. Aa, Şerkan kızımız da burada. Maşallah. Davarın altına sahip çıkıyorlar. Sultan. Pişt. Aşağıdan ses geliyor. Büyük bir ihtimal domuz var. Köpekler sessizce bir fışkıladım. Hemen gittiler. Evet, %100 domuz var burada. Evet. Paşanın sesi geldi. Horultu gibi bir ses geldi. Büyük bir ihtimal domuz. Zaten bu çukurda domuz yatağı. Yani genellikle bu çevrede domuzlar burada oluyor. Köpekleri dinleyelim bakalım. Maşallah Göteke'de yoluyor. Evet arkadaşlar. Teknenin orada sulandı. Bunu aşağı bindirdik. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Köpeklerimiz de geldi. Şöyle Şerkan kızımız daha orada. Paşa ile Şero da biraz önce şöyle davarın üstündeydi yukarıda. Ağır ağır iniyor bağım. Hey. Hey. Oğlağı da yeni içeri alıyorlar. Bugün sabahta bu şekil güttük. Evet arkadaşlar. Beğenerek, yorum yaparak bizleri de sevindirebilirsiniz. İnşallah daha güzel videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.